Bak halk burada, ellerinde dilekçeleri var. Her birinin bir düşüncesi var. Önce siz bir dinleyin. Keşan'ın Karacaali köyüne 200 metre mesafede kurulması planlanan patlamalı maden ocağı çevresindeki köylüleri tedirgin ediyor. Keşan Karacaali köy muhtarı Hasan Kocaalili, Maltepe muhtarı Naci Narlı, Çoban Çeşmesi muhtarı Serhat Hesapçı, Altıntaş muhtarı Ali Aktaş, Karasatı muhtarı İsmet Çolakoğlu İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek meclisin bu konuda tavsiye kararı almasını istedi. Gelen kurum temsilcilerinden bir tanesi. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada patlamalı maden ocağı için ÇED gereklidir kararı çıkmasına rağmen dosyanın geri çekilmediğini söyleyerek bu konuda köylülerin imza topladıklarını, itiraz dilekçelerinin pazartesi günü iletileceğini belirtti. Keşan Kent Konseyi, Keşan genelindeki çevreye, ekolojiye karşı son derece duyarlı. O köylerdeki taş ocaklarıyla ilgili Saros Feser şehirsazlıkları arasına yapılmak istenen Fesero ile ilgili ciddi anlamda mücadeleler verildi. Yargıda bu olay kazanıldı. Şimdi bunlarla mücadele ederken aynı anda bu işte Karacaali, Maltepe, Çoban Çeşme, Karasatı ve Paşaeğit Mahallesi arasında ve Altıntaş Köyü arasında 840 hektarlık alanda işte ruhsat alınmış. Maden çıkarma, kömür çıkarma ruhsatı, önceden ruhsatları varmış ama bunu patlatmalı kömür çıkarma biçimine evrilmek için müracaat etmişlerdi bir buçuk yıl önce. Oradan beri itiraz ediyoruz. Daha önceki raporda ÇED halkın katılımı, ÇED gerekli değildir kararı vardı. En azından ÇED gereklidir kararı çıktı. Ama dosya geri çekilmedi vereceği zarar dikkate alınarak. 30 Haziran 2020'de Karacaali, Keşan Karacaali köyünde ÇED halkın katılım toplantısı gerçekleştirilecek. Bunun öncesinde şimdi gerek muhtarlar, gerek köyde, gerek Keşan'dan ciddi anlamda imzalar toplanıyor. Pazartesi günü topluca itiraz dilekçeleri kaymakamlık aracılığıyla ÇED, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki İzin Denetim Genel Müdürlüğü'ne iletilecek bunlar. Bunun geri çekilmesi, bu sürecin işletilmemesi için böyle bir şey yapılacak. Bu arada işte Edirne İl Genel Meclisi'nden de destek, sonuçta köyler oradan onların şey alanları, faaliyet alanları içerisinde bir destek alınması gerektiği, bir tavsiye kararı almalarını sağlamamız için bugün 5 köyün muhtarı ile birlikte bunu ziyaret ettik meclis başkanını ve kendilerinden bu konunun Temmuz ayı gündemine alınmasını, Temmuz ayı gündeminde buraya bunun yapılmaması, böyle bir izin verilmemesi doğrultusunda bir tavsiye kararı almalarını talep ettik. Son derece sıcak karşılandık. Bu işi başaracağımızı umuyorum. Çünkü burada bütünlüklü bir şey görüldü. En doğru tavır alındı. Yani olay siyasetten oraya buraya çekilmedi ki doğru olanı da bu. Çünkü bu çevrede birlikte yaşıyoruz. Verilen tahribat A düşüncesinde olanlara az, B düşüncesinde olanlara çok falan diye olmuyor. Çünkü hepimiz aynı şekilde etkileneceğiz. O nedenle başta İl Genel Meclis Başkanı olmak üzere tüm burada bize ilgi gösterenlere teşekkür ediyoruz. Bu işi başaracağız. Bu 30 Haziran öncesi de işte Kaymakam Vali Bey'den bir randevu talep edip bu konuda köylülerin duygu düşüncelerini, taleplerini ileteceğiz kendilerine. Teşekkür ederim. Keşan Karacaali köy muhtarı Hasan Kocaalili ise köylerine 200 metre mesafe uzaklıktaki patlamalı maden ocağının büyük zarar vereceğini söyledi. Bizim köyümüz ortadan kalkar. Kısacık yani üç kelimeyle ortadan kalkar yani. En büyük zararı görecek olan bizim köyümüz, benim köyüm. İçme suyuna 200 metre mesafesi var köyümün. Meramız gidiyor orada. Mera diye bir şeyimiz de kalmıyor. İçme suyumuz kalmıyor. Evler zaten patlatma olduğu zaman birçoğu yıkılır, eski ev. Ben gördüm. Ama benim torunlarım Karacaali diye bir yeri görmeyecek bu vaziyette. Göremez de yani. Bu şartlarda yaşam olmaz. Ne hayvancılık olur, ne bir ekim olur, ne bir şey dikebiliriz, ne bir şey yapabiliriz. Tarihten silinir yani. O zaman kaldırsınlar bizi oradan. Alsınlar ne isterlerse yapsınlar. Madem öyle bir şey varsaydı. Ki çok kalabalık. 700 nüfuslu azala azala 250 nüfusa düştü. Fakat bu 250 nüfusta kalmaz. Çünkü yaşam kalmaz burada yani. İnsanların yaşayacağı, hayvanların yaşayacağı bir yer kalmaz. Su, içme suyu olmadığı zaman ne yapacaksın? Sağlık denilen yönden her şeyinden çok tehlikeli yani. İnşallah büyüklerimiz bizim sesimizi duyar, bize bu konuda yardımcı olurlar. Gelecek neslimizi yok etmiş olmayız.